Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizle birazcık dertleşelim. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere işte profesyonel güreş sahte midir bilmem ne, WWE fake mi? Abi bununla ilgili sıfırdan bir bilgi vermeyeceğim. Çünkü bununla ilgili sıfırdan bilgi vermek için galiba bir 15 yıl falan geç kaldık. <laughs> Yaklaşık 13-14 yıl önce falan diyelim işte 2008-2004 o yıllarda 2004 nereden çıktı? 2009. O yıllarda... Türkiye'de özellikle kitlesel olarak profesyonel güreşe bir ilgi başlamıştı. WWE özellikle. Neden? Çünkü Fox TV'de yayınlar başlamıştı. Ondan öncesinde benim gibi nesil WCW fan izlemişti Flash TV'de. işte Snake TV fan izleyenler var. Ama benim dönemimin güreş izleyicileri çok kısıtlıydı. Biz çok az kişiydik böyle. İşte ama şey zaten bir kitle olduğunu bilmiyordum bile ben. Ben kendim bağımsız olarak evde izleyen, o da şey değil, düzenli değil yani açtım. Aa dur bakayım Amerikan güreşi mi varmış, pankreas güreşi diye böyle Flash TV falan izleyen biriydim. Zamanında internet hayatımıza daha çok girdiği zaman, e, benim hayatımda internette böyle iyice vakit geçirmeye başladığım zamanlar yanılmıyorsam 2005 yılı falandı. 2004-2005 o yıllar olması lazım. E, ya Öncesinde de tabii ki internet vardı hayatımızda ama çok kısıtlı kullanıyorduk. Özellikle mesela YouTube'un, YouTube'la benim tanışmam yanılmıyorsam 2005 yılı falan da işte yine ilk kurulduğu zaman falan değil galiba. İşte bilgisayar dersinde falan girerdik bakardık böyle. Evimde de bilgisayar vardı. işte internete falan gidebiliyordum ama ben daha çok bilgisayar dersinde internete girerdim böyle bakardım mesela. İşte o zaman e, güreşle ilgili, WWE ile ilgili daha çok şey öğrenme fırsatı buldum. İşte devam da etti. Fox zamanında Türkiye'de kitle birden gelişmeye başladı. Bunları zaten anlatmayacağım şu an. Ben birazcık dertleşeceğim sizlerle. İşte orada bir kitle oluştu. İşte ben de çocukken izlediğim şeyin bir hani gösteri olduğundan ziyade Evet işte bir maç falan gibi ama zamanında zaten onu anlıyorsun. Hani ha bu senaryosal bir şeymiş falan diye. Ama anlamak var anlamak var. Benim, senin, sen bu videoyu izliyorsun çünkü muhtemelen şu an ya bizim kitleden güreş seven birisin. Ha Onlara şimdi ayrı. Bir de güreşi bilmeyenlere ya da anlamayanlar anlamak istemeyenlere anlatacağım. Birinci pencereden bakalım. Ben, sen eğer güreş sever biriysen sana söylüyorum. İzliyorsun ilk başta. Belki de küçük yaşta izledim. Belki daha büyük yaşta. Bilemiyorum. İlk tanıştığın zaman bunu izliyorsun. Bir ring gördüğün için tamam bu bir işte spor sanatı. işte bilmem ne. Bokstur, kickbokstur. Bir dövüş sporu diye izliyorsun. Sonra bakıyorsun. Ulan bu hareketi normalde nasıl yer ya? Hani Acaba na, ne oluyor ya burada diye bakıyorsun böyle. Sonra anlıyorsun ki iki araştırmayla zaten bir tek Google'a yaz yetiyor yani. Ha bu senaryo sal bir şeymiş, bu bir gösteriymiş, bu bir showmuş. Bunu anladığın anda benim gibiler aa değişik bir şeymiş ya. Mesela benim için güreşin başlangıcı nasıldı biliyor musunuz? Ben Street Fighter falan oynardım. Mortal Kombat oynardım, Tekken oynardım. Şimdi bu oyunlarda her dövüşçünün böyle bir özel hareketi var. Bir işte signature hareketi var. İşte bunlar sanki ben ilk zamanları izlerken görüşü bunun gibi bir şeydi. Böyle hani sanki işte Street Fighter'daki Ryu işte Triple H tamam mı? Onun işte finisher, bitirici hareketi var mesela. İşte pedigree yapıyor, spam buster yapıyor falan böyle. Ben biraz daha küçük aklıyla izlerken böyle benim ilgimi çekiyordu mesela. Onunla bağdaştırıyordum kafamda. Hoşuma gitti. Ondan sonra bunun bir göster olduğunu anladım. Dur bakayım dedim. Böyle böyle kalakala kala 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 buraya kadar geldim şu an. Sen de belki öylesin. Sen de şu an bir izleyicisin. Belki içerik üretmiyorsun ama takip ediyorsun. Benden bir şeyler faydalanıyorsun. Hoşuna gidiyor burada yorumlamak falan. Okey. Sen bu taraftasın. Şimdi bir de bu tarafa bakalım. Bu taraftaki insanlar da izliyor mesela. ilk Fox'ta mesela başlamış. Çok küçük yaşta. İlk okula gidiyor mesela. Tamam Fox'ta başlamış. Jafar Dere, Mr. var. Bir yerden sonra böyle işte anlamaya başlıyor ya. Bu senaryosal bir şey. Kurguya dayalı diye başladığı anda şey diyor. Oğlum bu gerçek değilmiş lan. Hem oğlum. Şişt, Ahmet. Sen harbiden geri zekalısın oğlum gerçek değilmiş lan bu. Buraya giriliyor. Bir işin gösteri olduğunun bilincinde olmakla gösteri olduğunu anladıktan sonra onu boklamak ayrı şeyler. Ama biz maalesef ya ben bak çok samimi söyleyeceğim size. Profesyonel güreş. Bilmiyorsanız eğer mesela hani tam bu olayı Türkiye dışında genel olarak profesyonel güreş denir buna zaten. Pro wrestling. Amerikan güreşi. Pankreas güreşi. Bunun izleyicisi olmak için galiba çok yanlış ülkede yaşıyoruz ya. Bana öyle gibi geliyor. Bak bunu da bu işin içinde, internette içerik ürettiğim kaça, 2008 desen... Işte bak kaç yıl olmuş ya, 14 senedir içinde olan biri olarak söylüyorum. Gerçekten yanlış yerdeyiz biz şu an. Ha şey değil tabii ki, bu çok önemli bir şey değil. Bu insanların hobisi. Ben güreş izlerim. Sen beyzbol izlersin. Belki de diğer arkadaş sen... Ne bileyim basketbola merakım vardır. Bambaşka bir şey. Hayvan gibi dizi izleyicisindir mesela. İzlersin. Filmlere merakım vardır. Başka bir şeydir ya. Golf yapıyorsundur. Herkesin zevki farklı abi. Bunu bir düşünün. Bunu bir anlayın önce. Benim zevkim bu. Bu işi ben... Lan fake lan bunlar falan. Biz bunları açtık. Bu iş bir gösteri. Şimdi bak en klasik laftır ve uyuz olurum ben... Çünkü profesyonel güreşi benimsen herkes bunu söyler. Tamam mı? Oğlum sen dizi izlemiyor mu? O da senaryo. Bak ben sıkıldım bunlardan. Ben bunu 13-14 sene önce bitirdim. Ama doğru. Doğruya doğru. Bir insan sinemaya gider, tiyatroya gider. Ya bir şeye gidersin ya böyle bir keyif alırsın ya. Ama bizim ülkemizde maalesef özellikle sporda bile bu fanatizmdir bilmem ne farklı boyutlarda olduğu için. Ya ben Amerika'dayken rakip takım taraftarı olarak ev sahibi takımın NBA'de işte Detroit Pistons'daydım ben New York Knicks'in salonunda Madison Square Garden'dan yan yana maç izledik mesela. Bizde öyle bir şey nasıl olabilir değil mi? Bizim spora bakış açımızla Amerika'nınki çok farklı. Çok farklı. Bizde artık yeni yeni değişiyor bazı şeyler. Bizde bu iş bak mesela ben NBA severim NBA izlerim uzun zamandır ve tuttuğum bir takım var Detroit Pistons diyeyim. Mesela bana gelip bazı çocuklar şey diyor abi NBA'ye nasıl başlayayım? Abi böyle başlayacak bir şey değil bak WWE'ye başlanır. WWE bir gösteri. Anladın mı? O o başka bir şey, o spor. Tek spor. WWE sporu da kullanan bir gösteri. Bunun bilinci çok ayrı bir şey. Eğlence çok ayrı şey. Biz tabii ki maalesef kendi ülkemizde eğlencemiz çok kısıtlı. Bunu daha önce de söyledim size. Gerçekten öyle. Sen sadece hayatın boyunca burada yaşayıp bu kültürün içinde harmanlanmış biriysen, yurt dışını pek görmediysen ya da çok geniş fikirli biri olup global düşünce yapısına sahip biri değilsen başka insanların eğlencesini anlamayabilirsin. İşte o yüzden anlaşılmıyor zaten bu. Bak o yüzden anlaşılmıyor. Belki sen şu an bu videoyu YouTube'da ana sayfana çıktı geldin. Dedin ki işte WWE işte güreş, Amerikan güreşi zaten. Belki öyle bir başlık atmışımdır buraya. Şu an çekerken bilmiyorum ne başlık atacağım ama. Bu iş kurguya dayalı bir spor, eğlence, işi. Bak bu bile güreş severler arasında ikiye bölünmüş bir şey. Çünkü neden? Son yıllarda AEW diye bir şirket var. Onlar bu işin daha çok ring içi, profesyonel güreş kısmını öncelik verdiği için inanılmaz bir böyle ayrışma sağladılar. Bu kendi ticari başarısı olarak doğru bir şey. Ticari adım olarak çok doğru bir şey. Çünkü diyor ki WWE şu an dünyada daha çok tanınan şirket, en çok tanınan şirket WWE. Onlar işin biraz daha show kısmında, biz güreş kısmındayız dediler. O bile mesela insanları böyle fanatik şekilde, bu işi bile fanatik, var, bunun bile var. Ben sadece Türkiye'den bahsediyorum. Amerika'da da var, her yerde var. Türkiye'de var yine. Türkiye'de mesela bir adam bir güreşçiyi sever, onun fanatiği olur. Bizde öyle. Bizde, bu ülkede, bu kültürde aşkla, bak sevgiyle nefret arasında gerçekten uçurum yok. Minicik bir çizgi var. Bir şeyi seversin o sevdiğin şey senin kafandakiyle zıtlaştıracak minicik bir şey yapar. Onun düşmanı olursun. Bizde böyle. Ben ben kendim bizzat yaşıyorum ya. Mesela beni seven bir insan gelip videolarıma işte yayınlarıma gelen bir insan belki de mesela bir yerde bir şey söyledim ben. Hayatla ilgili bir şey, başka bir şeyle ilgili bir şey söyledim mesela. Yaşadım ben bunu biliyorum. Kendim biliyorum. Siz de belki tanıklık etmişsinizdir. Adam aylardır benimle güreş konuşuyor bilmem ne konuşuyor. Minicik ka onun kafasında onun hayata bakış açısından farklı bir şey söylediğim anda benim düşmanım oluyor. Benim düşmanım değil pardon. Bana düşman oluyor. Ben, ben kimse düşman düşman Abi güreş ben eğleniyorum burada. Ben içerik yapıyorum. Ben kimseye bunun için niye düşman olayım yani. Bana gelip bir zarar vermediği sürece kimsenin düşmanı falan olmam ben hayatımda. Niye olayım yani. Ama işte bizde başka bir şey var böyle. Güreş sahtedir bunu izleyen geri zekalıdır. E ben geçen Twitter'da yine bir tane e, arkadaş var. Sayfasının adını unuttum şimdi hesabının adını. Benim de izleyicim belki de şu an izliyordur. Belki de aşağı yorumda yazıyordur bilemiyorum. Arada böyle işte güreş de izleyen biri olduğu için genelde futbol ağırlıklı paylaşımlar yapıyor. İbrahim Hoç fotoğrafı vardı da adını unuttum ya. Atavrat Zlatan mıydı neydi bilmiyorum unuttum şimdi. Kusura bakma. Şimdi o mesela bir şey güreş seven de biri olduğu için Arada böyle güreşle ilgili bir şey paylaşıyor. Geçen mesela Logan Paul ilgili bir şey paylaşmıştı. İşte YouTube'dan tanıdığımız Logan Paul WWE'de böyle bir şey yaptı diye paylaşmış. İşte selfie videosu çekerken atlıyor ya Roman'ın üstüne frog splash yapıyor. Bunu paylaşmış. Ben de makarasını o yaptığı zaman böyle ben de onu artık tanıdım. O da beni biliyormuş zaten. Ben de makarasına şey diyorum. Bu sahte ya bunu bu izlenir mi falan diye. Ve ne zaman bunu desem çok like alıyor. Yani ben trollük yapıyorum. Ben toksiklik yapıyorum. Ben orada bilerek insanlara öylesine makara yapıyorum yani. Ama orada bir sıkıntı yok. Ben mesela videolarımda artık eskisi kadar değil. Eskiden daha çoktu bu. Eskiden daha çok böyle insanlar. Bu saatte bunu mu izliyorsunuz falan. Çünkü neden? Ana sayfalarına düşüyor. Ve o kişi sadece zamanda Fox'ta izlemiş. Çocukken işte bu gerçek vuruyorlar diye izlemiş. Sonra aa senaryo muymuş? Oğlum siz gerizekalısınız bunu izliyorsunuz. Abi sevdiğin şeyi neden birden bu kadar şeye döndürüyorsun ya? nefret edilir boyuta döndürüyorsun. Ben onu anlamıyorum mesela. Ha bu güreş falan hikaye. Bu güreş tamamen önemsiz bir şey. Bunun üst boyutları var. Çünkü biz öyle bir kültürde harmanlanmış insanlarız ki abi bizim için spor, fanatizm, işte takım tutmak, siyasi parti, partiyi takım tutar gibi tutuyoruz mesela. Abi takım tutmak ben de bak ben tam şu an böyle konuşurum da ben bir Galatasaraylıyım. Ve zamanında küçük yani işte ortaokulda, ilkokulda, lisede falan Hatta işte bir dönem daha da büyük yaşlarıma kadar mesela hep böyle ben de fanatik gibi davrandığım dönemler oldu. Ama zamanla anladım ki abi bu iş bir spor. Ben bu takımı seviyorum. Bana belki de hiçbir kadının veremeyeceği mutluluğu Galatasaray verdi. Şampiyon olduğu zaman. Çok zor geçirdiğimiz bir mesela sezonu şampiyon tamamladın benim için. Senin için Fenerbahçelisindir, Beşiktaşlısın, Bursa Sporlusundur ya. Bak ben bir Bursalıyım, Bursa Spor taraftarı değilim. Ama Bursa'nın şampiyon olduğu gün, bak çok eminim. Şehir günlerce sevindi zaten. Ben Amerika'daydım maalesef. Tanıklık edemedim ona. Bir sürü insanın belki de hayatında hiçbir zaman yaşamayacağı mutluluğu yaşattı o takım. Çünkü neden? Sen bağlanıyorsun ona. Senin için o bir aşk boyutunda. Öyle şey oluyorsun ki takım böyle kötü oluyor bir şey oluyor. Hem nefret ediyorsun ama bırakamıyorsun seviyorsun bunlar bambaşka şeyler. İşte bu kültür Amerika'da farklı. Adamlar eğleniyor abi. Adamlar eğleniyor. Adam diyor ki kardeşim benim param var vaktim var. Ben ailemle bilmem ne maçına gidiyorum. Onu izleyeceğim. Bunu izleyeceğim. Buna vakit ayıracağım. Hafta sonu bayağı spor etkinliklerini izlerler giderler. Hoşlarına da gider bu. Eğlenirler. Eğlenceli sporun da en zirve noktası zaten güreş Amerika'da. Özellikle mesela WWE. E, i̇zliyoruz bu bir eğlence çünkü. İzliyorum ben eğlenmek istiyorum çünkü. Ben şey için izlemiyorum ki orayı. Dur lan bakayım o ona bilmem ne falan. Bak o da farklı. O da bambaşka bir konu. Ya, o konuya da değinirim zamanla. Çünkü i̇nsanlar çok fanatik gibi. Bakın, ya Benim şu an bak bu kitlede 2 yıl oldu neredeyse. Ben burada içerik üret... Ben, ben benim kanalım bakın 2006 yıl zaten onu geç. Eskiden içerik ürettiğim NBA ile ilgili, güreşle ilgili ayrı. 2 yıldır aktif şekilde içerik üretiyorum. Ve 1300-1400 tane falan da video yaptım bu arada. 1400. <laughs> neden? Çünkü vaktim var. Neden? Çünkü tutkum var. Tutkum olduğu için bununla ilgili içerik üretiyorum. Bir de neden? Çünkü siz varsınız. Sen izlemesen ben niye içerik üretim? Kendi kendime içerik üretim. Mesela bana garip geliyor. Çok da saygı duyuyorum bazen. Çünkü bazı insanlar bakıyorum çok az takipçisi var. Bak ben hayal edemezdim 25.000 olacağız neredeyse. Hayal edemezdim bu kadar olacağımızı burada. Çünkü Türkiye'de güreş o kadar önemli bir şey değil. O kadar için izlediği bir şey değil. İzleyen kişilerin hani Türkiye atıyorum güreşi bilen kişilerin onda biri onda ikisi izliyor zaten. Diğerleri şey sahte bu diyor. Ve böyle... Somon balıkları vardır ya böyle biliyorsunuz. Belgesellerde izlemişsinizdir belki. Akan nehire karşı işte şey için yumurtaları falan bırakmak için. Soyunun, türünün devamlılığı için. Akan nehire karşı yüzerler mesela. Ben oyum işte. Oyun ben. Ben biliyorum. Ben şu an profesyonel güreşle ilgili içerik üreterek çok büyük bir YouTuber olamayacağımı biliyorum. Biliyorum. Bunun ötesinde bir şeyler yapabilir miyim? Hell yeah. Yapabilirim. Bunu da biliyorum. Şu an neyin ilgi çekeceğini biliyorum. Şu an burada tek bir videoyla belki de 100 bin izlenirim. Güreş olmaz o başka bir şey olur. Biliyorum. Çünkü Türk insanı biliyorum. İnsanların ilgisini çekecek şeyi biliyorum. İnsanların ilgisini çekecek kapağa bir şey koymayı, başlığa bir şey yazmayı bilirim. Koyarım. E ben izliyorum şimdi mesela. Adam dünyayı geziyor. E bence çok güzel bir şey yapıyor. Ama içeriğine bir bakıyorum. Mesela her kapak fotoğrafında bir kadın. Kolombiya'ya gittik bikinili kadın. Lübnan'a gittim orada bilmem ne işte. İşte yasaklı bir düğüne girdik orada fahişeler geldi falan böyle yazıyor falan Sandın mı? İlgi çekiyor çünkü. Ben şu an güreş seviyorum. Ben eğleniyorum. İçerik üretiyorum bununla ilgili. Ama işte böyle yorumlar beni artık aslında üzmüyor. Sadece dertleşmek istediğim için size bu videoyu çekiyorum. Sen de öylesindir belki. Sen de belki bir gençsindir. Şu an ne bileyim belki bir ortaokul öğrencisi, belki bir lise öğrencisin. Ve sen Belki de WWE izliyorsun, güreş izliyorsun. Bunu arkadaşlarına söyleyemiyorsun. Değil mi? Çünkü şey diyorlar. A, sahte lan bu, bu, mu izlenir? Biz bunu... Ya da mesela 20 yaşın üstündesin, 20-25 yaş arasındasın. Belki de 10 yaşındayken falan böyle okulda izliyordun. Sonra herkes bıraktı. Şimdi şu an bundan bahsedemiyorsun. Çünkü şey gibi geliyor. Ulan o sadece çocukken izlenirmiş bir şey gibi geliyor değil mi? Çünkü bizim ülkemizdeki kitle buna itti seni. Diyor ki ha, bu çocukken izlenen bir şey. Değil. Bende de oldu bu. Ben mesela 10 yaşındayken hayvan gibi Pokemon izlerdim. Lise geçtiğim zaman Pokemon benimle beraber nefessiz Pokemon izleyen arkadaşlarım artık şey oldu. Ya, bu çocukken izlenir bir şey. Ben Pokemon izliyorum dediğim zaman şey geliyordu bana. Çocuk mısırından sen oluyordu. Anladın mı? Şu an bu yaşındayım hala izlerim izlesem. <laughs> ne olacak ki? Yani çekinmeyin. Güreş bu bir şey değil. Çok önemsiz bir şey oğlum. Senin zevkin bu. Kim karışabilir lan senin zevkine? Kim karışabilir ya? Senin zevkin bu. Yeşil. Benim en sevdiğim renk yeşil. De. Ne olacak? Kim karışabilir? Senin kendi zevkin. Eleştirirler. Bak yaşınız ilerledikçe gençseniz söylüyorum şu an. Yaşınız ilerledikçe bunların değeri zaten kayboluyor. Bu ne ki bu yani? Ama dur bilmem ne. Dur onu söylemekten çekineyim. Çekinme. Söyle. Sen güreş izlemeyi seviyorsun. Adam diyecek ki hangi güreş? Amerikan güreş. Her şu şey sahte olan mı? Evet. Açıklamaya çalışma. Karşıdaki adamı açıklasam ne olacak ki? Onu güreşe mi katacağım? Böyle bir amacım mı var senin? Hayır. Sen sadece benim gibi ben de öyleyim. Ben güreş ben şey değilim ki. Ben burada içerik tek şey demiyorum ki insanlar. Arkadaşlar güreş diye bir şey var siz de izleyin. Hayır. Bir kere bile bir kere bile benden böyle bir şey duydunuz mu? Duymadınız çünkü duyamazsınız. Benim öyle bir amacım yok. Ben burada sadece içerik üretiyorum. Güreş izleyen, güreş seven kişilere. Seven kişiye ben ya bu öyle bir şey değil ki bu ne bileyim çok çok dezavantajlı bir şey yani. Futbol, basketbol gibi bir şey değil ki bu. Hani birinin mesela ilgisi vardır. Mesela benim kardeşim yıllar sonra futbol ilgi duymuştu mesela. Bayar Münih maçı izleyerek falan. Anladın mı? Ama bu öyle bir şey değil ki. Ya ne bileyim bir kişi 20 yaşında gelip güreş sever ben olabileceğini pek zannetmiyorum. Çok 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 nadir. Ve Türkiye'de. Yani Açın bakın ben esport yorumları okuyorum, videoların yorumlarını okuyorum diye bir seri yaptım. Orada izleyin mesela. Esport. Futbol var, F1 var, NBA var, her şey var. Bir de güreş var orada. Ben Türkiye'de WWE'nin yayıncısı da esport. Bir de gidin onların YouTube yorumlarını okuyun. Bakın. Ne bunu paylaşıyorsun bu sahte falan filan. Abi öyle işte biz. Biz derken. Benim tonlarca hobim var. Bu sadece bir tanesi. Bu Türkiye'de bu konuda söz sahibi olabileceğim bir hobim benim. O yüzden burada içerik üretiyorum. İnsanlar beni dinliyorlar. Çok teşekkür ederim bunun için. Çünkü bir deneyimim var. Belki de kamera karşısına geçip bunu insanlar aktarabilecek kadar da kendimi rahat hissediyorum. Bak bu olmayabilir. O kadar mutlu oluyorum ki böyle kitledeki bazı arkadaşların abi bak ben de içerik üreteceğim ben de video yapacağım şu videoyu yaptım bir bakar mısın izler misin bayılıyorum abi bayılıyorum Eskiden birbirimizi yerdik çünkü burada ben değil yerlerdi böyle İşte ilk zamanlar Fox'ta mesela çıktı herkes bir sayfa açıyor Facebook sayfası grup açıyor bilmem ne o onun kökünü kazımaya çalışıyor o bilmem ne şu an öyle bir şey yok ben çok mutluyum o yüzden çok az kişi kaldık çünkü bunlarla ilgili platform olan ben bir kanalım YouTube'da YouTube'da yine arkadaşlarım var Kero var biliyorsunuz Onat Yağız artık pek aktif içerik üretmezler Kero yine İngilizce bir şeyler yapıyor da forumlar var. Forumlar diyemiyorum bilmiyorum ben. Güreş Türkiye biliyorum. Buradan isim de veririm sıkıntı yok. Güreş Türkiye'de takıldım. Tanıyorum sahibini. Ee, Facebook sayfaları var. Her ne kadar ben eleştirsem de Facebook. Ya çünkü bana hala garip geliyor. Bazı bireysel insanların fikirleri Facebook grubunun sayfasını bağlamaz. O sayfada takılan X bir kişi yorum yaptı diye o sayfa kötüdür demem. Bununla ilgili de sorun da yaşadık daha önce. Burada da beni izleyen biri bir şeyle geliyor yorum yaptı diye. bu işte Enzocu falan Enzobok gibidir diyorsanız deyin çok domurunda zaten. Adamın kendi fikri. Yani kendi fikri herkesin aynı olmak zorunda değil zaten. Anlayacaksınız. Toparlayacağım o ki. Gerçekten Türkiye içinde çok önemsiz görülen bir hobimiz var bizim. Çok önemsiz ama. İnanılmaz. Çünkü kimse anlamak istemiyor. Zor zorunda değilsiniz. Anlatmak zorunda değilsiniz. Bırak ben görüyorum hala bak. Ben 15 yıl sonra bile bu jenerasyonun gençlerinin küçük arkadaşlarımızın falan böyle abi böyle ya güreş seviyorum da bunu söyleyeyim abi oğlum niye söyleyemiyorsun lan? Senin zevkin bu. O adam sinemaya gitmeyi seviyor. O adam dizi izlemeyi seviyor. O adam futbol oynamayı ve izlemeyi seviyor. Sen de güreş izlemeyi seviyorsun. Sahte olan bir şey nasıl izlersin? İzliyorum lan. Abi sahte dediği şey de Millet fiziksel olarak bir inanılmaz şeyler yapıyorlar bu. Ya, <gülüyor> <gülüyor> neyse. <gülüyor> bunları konuşmak, en başa dönmek işte güreşe başlangıç falan böyle işte 101. Öyle bir şey defan yapmayacağım. Benden bizzat bununla ilgili içerik isteyen insanlar var. Abi ne olur insanlara güreşi baştan sıfırdan anlat. Belki birileri sever. Umurumda olmaz. Ben seven insanlara içerik üretiyorum. Ben insanlara sıfırdan sevin diye uğraşamam. Vaktim yok. Canım istemiyor. Bu kadar. <laughs> yani hali hazırda burada bir kitle var. Seven insanlar var. O yüzden bence hiç kafanızı yormayın. Yormayın kafanızı. Sen güreş seviyorsan izle. Kim karışabilir sana ya? Oğlum senin zevkine kim karışabilir ya? Başkasının zevkine de sen karışma ama. Oğlum aptal mısın sen futbol izliyorsun deme yani. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey yani. Denmez işte. Bize deniyor ama. Bize deniyor. Oğlum bana deniyor lan ben 33 yaşında adam bana dönüyor. Kaç yaşına gelmişsin hala bunlarla uğraşıyorsun. Uğraşıyorum oğlum. B bunlarla uğraşıyorsun ne demek lan? Bunlarla uğraşıyorsun ne demek lan? Amerika'da bu işin milyon dolarlık pazarını bilmiyor mesela adam anladın mı? Adam şey çünkü onun için sadece şey futbol. Arada basketbol bir de dur voleybol izleyeyim de orada kadınlar. Öyle yani çünkü. Değişik bir şey. Ben birazcık dertleşmek istedim sizlerle. Benim İçiniz rahat olsun. Hiçbir şekilde bunu kafaya taktığım falan yok. Sadece ben troll'lik yaptım işte. Birkaçları yapıyorum böyle. Twitter'da falan denk geliyor. İşte diyorum bunlar sahte izlemeyi falan diye İnsanlar da takır 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 beğeniyor. Bir kere 500, 600, 700 beğeni aldım lan. Yani. Öyle. Ben aslında ironi yapıyordum merak etmeyin ya. Yani. Belki de oradan görüp geldiniz şu an. Ironi yapıyorum ben. Bu kadar basit. Zor. Akıntıya karşı... Kürek çekiyorum ben burada. <laughs> ya ne olacak ya ben eğleniyorum abi. Ben eğleniyorum beni izleyen siz olduğunuz sürece benim için ben çok mutluyum yani. ama bak benim için çok önemli bir şey bu ama. Gerçekten önemli yani. Dediğim gibi ben çok az takipçisi olan kanallar böyle içerik üretiyor üretiyor. Nasıl bu kadar sık üretebiliyorlar? Birileri çok izlemiyor ki. Yani ben mesela bana like atın bilmem ne. Ne zaman dedim çok az dedim yani. Canlı yayın oldu mesela like atın da belki insanlar görür. Hayır. Videolarda işte like atın bilmem ne şu kadar like gelsin falan. Oğlum benim 5000 izlenen videoma 300 like geliyor. Öyle. 300 like, 400 like. Çok istiyor muyum? Hayır. İstemem gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Çünkü YouTube'da algoritma böyle işliyor. Ben yaptığım işten zevk alıyorum. Siz anlatmaktan zevk alıyorum. Benim için güreş bilmem neymiş. İnsanlar bunu eleştiriyormuş. Öyle bir şey oluyormuş. Gerçekten umurumda değil. Bunu bilin. Siz öyle zannediyor da olabilirsiniz. Değil. Benim için ben artık kaç yaşına gelmişim. Ben ben bu işi şeyim bak. Emekli albay değil. Ben prime'ımı yaşıyorum bu yaşımda. Ben eskiden çok uğraştım. İşte Facebook sayfası dur, bilmem ne blogdur, bir şeylerdir. Amerika'daydım bizzat orada. Ben şu an prime'ımı yaşıyorum. Bana bu primemi siz yaşatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim o yüzden. Çünkü ben sizin için yapıyorum video. Ben bu işi bilen insanlara ekstradan belki bilgi vermek, belki onları eğlendirmek, belki beraber eğlenmek. Ben canlı yayınımda çok eğleniyorum. Şimdi i̇nsanlar mesela şey görüyorum mesela böyle işte benim arkadaşım olan başka bir içerik üreticisinin kanalına bile gidip mesela işte olan işte Bilmem ne anlatıyorsun, bilmem ne bilgi veriyorsun. Enzo'dan daha az izleniyorsun. Bu, bu Abi böyle şeyler değil bak. Ben o insanla da arkadaşım. Ben hiçbir sıkıntım yok ki benim bu konuda. Ben eğleniyorum sen farkında değil misin? Ben istesem bu kanalı Barış Özcan kafasıyla daha eğlenceli şekilde bilgiler vererek uğraşan. Niye bilgi vereyim ki sen de biliyorsun zaten ekstradan. Benim bilgi verdiğim bilgi şey olur böyle işte güreşte bilmem ne nedir falan değil. Ben sadece giderim size sana ta bilmem kaç yılında olmuş bir şey anlatırım. Belki de bilmediğim bir şey alırsın ondan. Değil mi? Anlatımlı videoları azalttım diye gündeme daha çok öncelik verdim diye beni de bok etme. Lütfen. Tamam. Ben biliyorum neyin ne olduğunu. Ben insanların neyin ne şekilde anlatmam gerektiğini biliyorum. Gerekirse kamera karşısına geçerim. Gerekirse sadece mikrofonla editli video yaparım. Gerekirse canlı yayına çıkarım. Ben biliyorum. Ben şu an bu kitlenin neyi sevdiğini, neyi istediğini biliyorum. Çünkü öğrendim. Ben öğrendim ama siz öğrettiniz bana. Ben baktım mesela şu an. Ben samimi bir insanım. Ben ne kadar samimi olursam o kadar daha çok izlendiğimi gördüm. Çünkü öyleyim. Hiçbir şey yapmama gerek yok ki. Hiçbir şey yapmama gerek yok ekstra çaba. Bilmem ne falan böyle. işte kamera karşısında falan. Hiç gerek yok. Direkt çıkıyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Oğlum videomun arkasına müzik koyuyorum. Abi müziği kaldır daha samimi oluyor müziksiz. Kaldırdım lan haftanın renklerinde ve harbiden insanlar sevmiş. E güzel bir şey. Ben diyorum ki böyle ulan diyorum arada böyle editli bir şeyler mi yapsam falan yapabiliyorum. Ben işte kanalda teliften dolayı sildiğim videoları görseniz siz benim eskiden. Ben buraya bir tak diye edit yaparım böyle bilmem ne. İngilizce başlık koyarım takır takır izlenir. Bir Rom'un editi yaparım mesela Hindistanlar izler. Biliyorum. Ama ben istiyorum ki bilgi sahibi olduğum şeyi Kendim neysem o şekilde anlatmak size. Yeri geldiği zaman size bir hikaye anlatırım. Yeri geldiği zaman zamanda olmuş bir olayı anlatırım. Yeri geldiği zaman canlı yayında eğleniriz. Yeri geldiği zaman böyle video çekerim, dertleşiriz, bir konuyu anlatırım size. Bu iş böyledir. Fazla uzatmayayım ben kaçıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu benim için çok değerli bir şey. Çünkü ben hayatımın çok zor bir evresinde bu işi yapmaya başladım. Çok zor bir evresini atlattıktan sonra bu işi tekrardan YouTube'da yapmaya başladım. O yüzden iki varsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Uğraşmayın da. İnsanlar istemediği şeyi izlemesin, sıkıntı yok. Sıkıntı zaten o insanların size tepki vermesi. Boşver abi. Sen izlediğin şeyden zevk alıyorsan hiçbir şeyin önemi yok. Sen beni izlemekten zevk alıyorsan Kimse ne derse desin. Sen güreş izlemekten zevk alıyorsan, futbol izlemekten, dizi film izlemekten zevk alıyorsan al. Kim ne derse desin. Bırak. Hiç. Hiç sallama. Çünkü bana hep deniyordu. Abi bununla ilgili konuş konuş. Al konuştum. Bu kadar basit bir şey bu. Ama belki küçük yaşta bir olarak senin için daha önemli bir şeydir bu. Ulan bir şey izliyorum ve bu beğenilmiyor. Beni eleştiriyorlar. Eleştirsinler. Hayatta bazı şeylere kulağınızı kapatmayı öğrendiğiniz zaman daha mutlu oluyorsunuz. Şey değil ama bu. Yapıcı eleştiri ayrı. Size hakaret ayrı bir şey. Bırak baş var. Kim ne diyorsa desin. Ben kaçıyorum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.